Suratından bok akan insanlar. Tamam, minibüste, otobüste diye de gezemezsin ama gözlerinle nefret ışığını atmak nedir ya? Sanki minibüste karantinaya almışlar yaratığı. Şunu uzatır mısın? Tabii. Suratsız köpek. Her bir şeye yorum yapan insan. Bak şimdi mesela otobüs yanından geçen arabayla münakaşa mı yaşıyor? Her otobüste şu tipler vardı. 1. Şoförü koruyan amcalar. Ama şimdi o da hızlı geliyordu yani. 2. Muhalefet teyzeler. Ay olur mu canım, siz de insan taşıyorsunuz burada, biz coin değiliz. Ya bak ben ne güzel. Kulaklık, gözlemci. Yeterli. Vurma be. Vurma vicdansızın kızım. Erit. Erit bir de sen erit. Buyurun. Bir öğrenci bir tam uzatır mısın? Peki. Açılmayan camı tek elle açan kız. Tüm otobüse canlı yayın yaparak müzik dinleyen penis çocuklar. Bağırarak telefonla konuşan insan modelleri. Ağzına kadar dolu otobüste muavinin arkaya doğru ilerleyelim boşluğa dolurum demesi. Ve sırtlan gibi yer kapmaya çalışan yaşlı teyzeler. Mesela benim ineceğim durağa daha 3 durak olmasına rağmen ben tedirgin oluyorum. Çünkü otobüs o kadar çok dolu oluyor ki nasıl arkaya geçeceğim düşüncesi 3 durak önceden başlıyor. O yüzden buna gıcık oluyorum ve asla otobüse inemeyecekmiş gibi hissediyorum. Bir de koku. O zaten Allah'ın emri, katlanamıyorum yani.